Benim tüylü ufaklıklarım. Yavru kediler benim olacak. Ne kadar sevimli. Yes. Onlar benim. Olamaz. Bunu nasıl başardın? Hırsızlar. Hırsızlar. Stop it. Kanun namına tutuklusunuz. No. Bu bir hata. Hey. Bunu karakolda çözeceğiz. Esnek kumaşı hazırlayalım. Etrafından geçelim. Kıyafet desenlerini keselim. Sarı iplik. Cepleri ekleyelim. Altın bir yaka. Kalın bir zincir. Barbie'nin markalı kıyafetleri. Ken'in kıyafeti daha mütevazı. Ama bu ikisi her yerde tarzlarıyla parlayacak. Kahramanlar karakola götürülüyor. Yavru kedi çalmak. Ne kadar utanç verici. Böyle bir şey yapmak. Parmaklıklar ardında oturacaksınız. Yavru kedi çaldılar. Bana lüks bir hücre ver. Tamam. Hapishane kıyafetlerinizi giyin. Ve buna şık mı diyorlar? Hadi sabıka fotoğraflarını çekelim. Barbie her türlü fotoğraf çekimine bayılır. Size hücrelere kadar eşlik edeceğim. Karton alalım. Bir para yığınında boya var. Davul solosu. Onları köşelere sabitleyelim. Çapraz tellerle güçlendirelim. Lüks bir kanepe. Paspas yerine banknot çıktıları. En seçkin mahkumlar için bir VIP hücre. Kendinizi evde hissedin. Bir polis memuru Barbie'yi hücresine götürüyor. Lütfen hanımefendi. O kadar da kötü değil. Ya ben? Hücren yan tarafta. Bu zavallı bodrum katı mı? Niye böyle şeyler oluyor ki? Bir fare Ken'i teselli etmeye koşuyor. Görünüşe göre arkadaş olmuşlar. Yardım edin. Burada hayatta kalmak zor. İşte yelpazeniz hanımefendi. Video oyunları oynayacağım. Zaman geçireceğim. Temiz tabaklar. Çöp kutusunda eski bir battaniye bulduk. Kunduz tahta çubukları keskinleştiriyor. Tahta paletler yapalım. Battaniye yerine bir file. Böyle bir yatakta uyumak sorgulanabilir bir zevktir. Barbie ve Ken'in hayatları çok farklı. Midem guruluyor. Soğuk ve acıktım. Ve kova. Boş mu? Nazik bir kuş Ken'e bir hamburger getiriyor. Teşekkürler. Betonun üzerinde uyumak iyi değil. İşte bir yatak dostum. Bu şekilde daha iyi olacak. Isındım. Doydum. Daha ne isterim ki? Polimer kil. İki ekmeğe bölelim. Köfteye doka ekleyelim. Fırınlayalım. Köfte hazır. Ekmeğin üzerine yerleştirelim. Bir marul yaprağı oluşturalım. Tuzlu turşular. Onları dilimleyelim. Ve domates de. Burgerler birbirine benziyor ama büyüklükleri. 1 doları kaplayalım. Büyük burgerin içine yerleştirelim. Hapishane fast food'u. Afiyet olsun. Barbie kafeteryaya geliyor. Acıktım. Ne istersiniz hanımefendi? Bir hamburger istiyorum. Peki ya ben? Midem guruluyor. VIP Big Mac menümüz servis ediliyor. Peki ya benimki? Zavallı Ken'in yemesine izin verin. Şanslı adam. Bir hamburger kaldı.
Ken ve Barbie yemeklerinin tadını çıkarıyorlar. Hmm. Daha fazlasına ihtiyacım var. Doymadım. Yemeğimi paylaşacağız. Vay canına. Cömert bir jest. Şşt Barbie. Bunu sakla. Bu da ne? Bir not mu? Kaçmamız gerekiyor. Yes. Birinin yavru kedileri kurtarması gerekiyor. Yes. Bu arada Kissimissi çaldığı yavru kedilerle oynuyor. Küçük canlarım. Artık büyük bir aileyiz. Hey. Hey, dur. Nereye gidiyorsun? Stop it. Kazandan bir deri şeridi alacağız. Bir toka alalım. Delikler açalım. Hangisi kilide uyuyor? Yaşasın. Uyuyor. Kemeri asalım. Gardiyan hücrelerin tüm anahtarlarını elinde tutuyor. Doğru alanı bulmak zorlu bir iş. Hücrene dön mahkum. Anlaşıldı. Kapıyı kilitliyorum. Yardım edin. Lüks odada bir fare var. Geliyorum. Bu benim için bir fırsat. Ve anahtar kilitli. Saklanmalıyım. Mahkum Ken. Nerede o? Yakaladım. Adaleti sağlayacağım. Biraz strafor alalım. Duvarları inşa edelim. Şeffaf oje ile katlayalım. Mermer benzeri çizgiler uygulayalım. Gideri takalım. Altın tesisat. Jacuzzi'yi suyla dolduralım. Bir köpük bulutunda lüks rahatlama. Yay! Barbie güneşlenmek için bahçeye çıkıyor. Bir şeyler eksik. Hmm. Tabii ki. Bir mayo. Gardiyan, hey. Sorun nedir? Hmm. Jacuzzi olmadan olmaz. Ayarlayacağız. Okay. Jacuzzi hizmetinizde. Dalış yapıyorum. Selam Barbie. Kaçmaya hazır mısın? Jacuzzi'ye gir. Suyu boşalt. Giderden bir kaçış. Akıllıca. Işığa doğru sürünelim. Beni bekle. Kahramanlar sokağa çıkıyor. Özgürüz. Bir sayfa alalım. İkiye katlayalım. Bir vazo kapı kullanışlı olacak. Biraz pembe ekleyelim. Bunlar lensler. Parlak köpük seçelim. Parçaları birleştirelim. Gözetleme için güçlü bir dürbün ve gazete güzel bir casus seti oluşturur. Kahramanlar özgür ama bu savaşın sadece yarısı. Gazetelerinizi alın. Yeni haberler var mı? Gerçekten ihtiyacımız var. İşte yeni bir sayı. Yavru kediler hala bulunamamış. Bu bizim için bir fırsat. Kissimissi'nin izini sürelim. İşte orada. Kedicikler. Şşt, hedef görünüyor. Ha? Ne? Neredeyse yakalıyorduk. Gözetleme noktamızı değiştirelim. Kissimissi sepeti uzağa taşıyor. Barbie müdahale planını devreye sok. Metalik gümüş. Kutudan bir zincir alalım. Kelepçe halkalarını asalım. Kabloyu karabinadan geçirelim. Ken onları kaybetmemeye dikkat et. Kissimissi kaçmaya niyetli. O geliyor. Çabuk. Peşinden gidelim. Onun izini kaybedeceğiz. Bir arabaya ihtiyacımız var. Ama nerede bulabiliriz? Yani bir çözümüm var. Let's go. Ne kadar istersen öderiz. Arabanı acilen bize sat. Hadi gidelim. Ciddi bir kovalamaca başlıyor. Ve Kissimissi'yi yakalamayı başarıyorlar.
Kelepçeleri tak seni suçlu. Barbie ve Ken adaleti sağladı. Madalya çıktısını keselim. Madalyayı arka plana yapıştıralım. Ödülleri asalım. Soldaki Ken'e, sağdaki Barbie'ye. Davayı çözdükleri için onur madalyaları. Bundan böyle şehir güvende. Tehlikeli suçlu kesimisi yakalandı. İlk başta soruşturma yanlış yoldan gitti. Ama önemli olan yavru kedilerin eve dönmesi. Aman Allah'ım, Bayan Ruth, yavru kedilerimizi iade ediyoruz. Değerli ufaklıklarım güvende. Teşekkürler memur bey. Ama teşekkür etmemiz gereken Barbie ve Ken. Kahramanları sahneye davet edelim. Teşekkürler. Size cesaret ödülleri takdim ediyoruz. Ve davayı çözdüğünüz için cesur ikiliye alkışlarla destek olalım. İyi bir polis olmak için çok çalışmanız gerekir. Engel kursları. Günlük koşular. Öğle kaldırma. Boks. Vay canına. Aa, bu iyi bir antrenmandı. Şimdi sıcak bir duş alın ve üniformanızı giyin. Zoe Lalitown'un 5. bölgesinde bir polis. Ama üniforması nerede? Mağazadan ona siyah pantolon aldık. Ama Zoe üstündekini kendisi yaptı. Parçaları keselim ve bunları Zoe'ye verelim. Hemen mavi bir kazak dikiyor. Uzun çizmeler kötü adamları yakalamak için kasabada koşmasına yardımcı oluyor. Yes. Suni deriden bir kemer yapalım. Bacaklarında mermi kılıfları var. Ve göğsü bize işinin ne olduğunu gösteriyor. Kelepçeleri unutmayalım. Vizörlü bir şapka yapalım. Üzerinde bir kordon ve polis sembolü var. Ve memurumuzun keskin gözlerini korumak için koyu renk güneş gözlüklerine ihtiyacımız var. Polis çavuşu Zoe yardım etmek için burada. Bu şehri kötülerden temizleyeceğim. Zoe karakola gidiyor. Yolda yeni partneriyle tanıştı. Yeni misin? Evet, buraya yeni transfer oldum. Ben de. Memurlar müdürün ofisine yürümeye başladı. Kendinizi tanıtın. Çavuş Zoe. Çavuş Cloud efendim. Üniformanız size uymalı. Kıyafet kurallarının ihlaline izin verilmez. İşte rozetleriniz. Thank you. Bir zinciri keselim ve üzerine bir rozet asalım. Polis kimlik kartı yapalım. İçine bir rozet yapıştıralım. Ve onu memurlara verelim. Şehrimizi koruyarak iyi bir iş çıkaracağınıza inanıyorum. Rozetlerinizi gururla takın. Evet efendim. Kimliklerinizi alın. Size inanıyorum. Bildiğiniz gibi suç oranları artıyor. Sizin göreviniz onları azaltmak. Ve memurlar şehirde devreye gezmek için yola çıktı. Sessiz ve huzurlu. Herkes saklanıyor mu? Aniden. Dur, hareket etme. Harley Quinn bir banka soydu. Eller yukarı, biz polisiz. Harley o kadar şaşırmıştı ki para çantalarını düşürdü. Ve polisler onu yakaladı. Zoe'nin kendi motoruna ihtiyacı var. Tamirciyi ziyaret edelim. Ona bir göz atacağım. Bunu sıkılaştırması gerekiyor. Her şey dumanla kaplı ve tamircinin üstü başı kirlendi. Sana yardım edeceğim. Tekerlekleri ve o tırağı bantlayalım. Sonra gümüşe boyayalım. Gümüş akrilik boyayla vurgular ekleyelim. Farları ve ekranı sabitleyelim. Önde bir polis çıkartması var. Bu kapak ön cam. Tepe lambası için ampul ekleyelim. Yeni gibi. İyi. Zoe etkilendi. Seni bir yerlerde görmüştüm. Evet, ben de polisim. Bu sadece eğlence için yapılıyor. Test edeceğim. İşte görüşürüz. Zoe istasyona geri döndü. Rozetini sakladı ve gaza bastı. Gidip şehri kurtaralım. Eski bir kaskı yeniden boyayalım. Akrilik boyayla boyayalım. Koruyucu gözlükler, bir etiket ve suni deriden kemerler ekleyelim. Önce güvenlik. Barbie motoruyla şehirde devreye gezmeye gidiyor. Ama kaskını unuttu. Ortağı onu zar zor yakaladı. Acelen var demek. Hey! Orada dikkatli ol. Teşekkürler.
Bu kızlar arabada çok heyecanlandı ve hız yapmaya başladı. Zoe onları kovalıyor. Üstü açık altın arabadakiler, kenara çekin. Soru nedir memur hanım? Hız yapıyordunuz. Sana bir ceza yazmalıyım. Of ya. Olamaz. Bir dahaki sefere daha dikkatli olun. Unutmayın, dikkatsiz sürüş çok tehlikelidir. Bu plastik parçadan bir telsiz yapabiliriz. Boyayalım ve siyah bir anten ekleyelim. Delik açma kullanarak bir dalgeç yapalım. Ayrıca bir ekrana, ışığa ve mikrofona ihtiyacımız var. Mükemmel. Test 1-2. Kasabada yavru köpekler kaybolmaya devam ediyor. Cruella de Vil olmalı. Bu kız biraz pamuk şeker alıyor. Beklerken Cruella gizlice yaklaşıyor. Olamaz. Köpeklerini çaldı. Teşekkürler. Aa, yavrularım nerede? Yine çalıntı köpek yavrusu. Tamam. Pış pış. Bir adam sadece arkadaşı ve köpekleriyle takılıyordu. Dikkati dağıldı ve Cruella köpekleri çaldı. Olamaz, köpeklerim. Benekli paltolu bir kadın gördü mü? Sanırım o tarafa gitti. Ama Cruella hemen yakalandı. Yavruları kurtardılar ve şimdi onun başı büyük belada. İki karton parçayı keselim. Her şüphelinin kendi dosyası var. Klasör çok gizli olduğunu söylüyor. İçinde sabıka kaydı var. Delikler açalım ve bir yay takalım. Harley Quinn'in aranıyor posterini ekleyelim. İncelenecek çok sayıda vaka var. Şerif'in ofisi çok sessiz. Harika bir plan yapıyor. Çavuş Zoe burada. Senin için bir görevim var. Bir mahkum olarak hapishaneye sızmalısın. Gizli görev mi demek istiyorsun? Evet, Harley Quinn hakkında daha fazla bilgiye ihtiyacımız var. Evet efendim. İyi şanslar. Thank you. Zoe gerçek bir hapishane mahkumu gibi görülmeli ve içeride biraz zaman geçirmeli. Hapishane üniformasına ihtiyacı var. Kumaşını aldı. Şimdi bir tulum dikebilir. Bir şablon kullanarak parçaları işaretleyelim. Onları keselim ve dikelim. Ön kısma bir fermuar takalım. Peki ya ayakkabılar? Hayya! Polis memuru bir çift spor ayakkabı alıyor. Evet, yapabilirim. Sadece cepleri ekleyelim ve şimdi bitti. Yes. Şimdi Zoe hapishanede. Buraya nasıl geldim? Sessiz ol. Uyuyorum. Sadece beklemem gerekiyor. Cruella hapishane tulumunu giymiş. Bunu gördünüz mü? Şu anda Gothel, Malefis, Harley Quinn ve Ellie adıyla anılan Zoe'nin hemen ardından sabıka fotoğrafını çektirmesi gerekiyor. Zincir ve halkalardan pranga yapalım. Bunlar o kadar sıkı ki kimse kaçamaz. Olayların gerçekçi görünmesini sağlayacak. Zoe ayak bilekleri zincirlenmiş olarak geliyor. Görünüşe göre mali sahtekarlıktan hapse girecek. Bunu gördünüz mü? Ellie koridordan hücresine götürülüyor ve prangaları çıkarıyor. Boş park kutularını temizleyelim. Plastik kapaktan sarı bir tepsi yapalım. Üzerinde yemek bölümleri var. Bir pipetten mutfak eşyaları keselim. Hapishane yemekleri oldukça basittir. Ekmek, tatlı, sebze ve meyve suyu. Bütün tutuklular kafeteryaya gidiyor. Açlık grevine başlamak üzereyim. Yemeğim berbat. Iy, brokoli. Harley burada patronun kim olduğunu yeni kıza göstermek istiyor. Bu yüzden ona çelme takıyor. Eyvah! Ama düştükten sonra yeni kız omuzlarını silkiyor ve yemeğini temizliyor. Sonra Harley'nin tepsisini ters çeviriyor. Aa, üzgünüm, çok sakarım. Harley artık patron değil. Kırmızı bir yapay elması böyle bir parçaya bağlayalım. Bu kablo bilgileri ana üniteye iletecek. Bir anten ekleyelim. Böceği tulumunuzun altına saklayalım. Bu çok akıllıca. Ellie'nin öğle yemeğinde Harley'i rahatsız etmesi gerekiyor. Bir hikaye anlatmakla meşgul. Bu benim şansım. Yaşasın, başardım. Şimdi çalınan parasını nerede sakladığını öğreneceğiz. Zoe hücresine geri döndü. Herkes uyurken rapor verebilir. 5. bölge. Gereken bilgiyi aldım. Yeni arkadaşım çıldırmış. O da arkadaşım uyandı.
Yarın yoğun bir gün olacak. Haritayı keselim ve kenarları yuvarlayalım. Böyle bir tüp yapalım. Altın silikonla kapatalım. Haritayı koyalım ve tüpü kapatalım. Hazinemi kimse bulamaz. Gizli görevli memur, Harley'i para çantalarını götüren haritayı öğrendi. Harley ve Gothel eski hayatlarını ne kadar özlediklerinden bahsediyorlardı. Ama bak, haritamı yanımda tutuyorum. Birinin onu bulmasından korkmuyor musun? Asla. Tekrar düşün. Mahkumlar öğle yemeği yerken gardiyan, Zoe'nin haritasını bulması için Harley'nin hücresine girmesine yardım etti. Zoe parayı aldı ve hapishaneden çıkan gizli tüneli bulmaya gitti. Burada bir yerde olmalı. İşte burada. Hoşça kal. Onun hazinesini bulmaya gidiyorum. Zoe tünelden aşağı kayıyor. İşte para çantaları. Bunları alıyorum. Tünelin sonunda ortağı ve şerifle buluştu. İyi iş çıkardın Zoe. Aferin. O ve erkek arkadaşı kutlama yaptı. Ve şerif gururla omzuna vurdu. Harika. Mükemmel hizmetlerinden dolayı madalya alıyorlar. Bu büyük bir onur. Ama hak ettin. Şerif genç çavuşları şahsen ödüllendirdi. Bu ikisi suçla mücadeleye geri dönmek için sabırsızlanıyor. Dakota ve Luke tehlikeli bir suçlunun gizli sığınağını buldu. Onu orada hemen yakalayalım. Silahlı mı? Önemli değil. Biz profesyonel casuslarız. Çabuk saklan. Casuslar bir süre saklanmak zorunda kaldı. İşte burada. Yakala onu. Aa, hayır. Kandırıldım. Kapana kısıldım. Suç dolu günlerim bitti. Şehir tekrar güvendi. Yoğun bir gündü. Oyuncak bebeğin vücudunu ana hatlarıyla siyah atletik kumaş üzerine çıkaralım. Tulum için parçaları keselim. Dikelim. Ve giydirelim. Bu casus kıyafetleri sizi gizli tutacak. Bel kısmında özel bir kemer var. Kollar için bir koşum takımı ve ayrıntıları ekleyelim. Bacak kılıfından doğru teçhizatı çıkarmak oldukça kolay. Deneyimli bir casus her zaman tetikte olmalıdır. Luke ve Dakota'nın evinde gerçek bir üsleri var. Her yerde cihazlarını şarj etmek için ekipman ve devasa piller var. Anne babayla her zaman iletişim halinde kalıyor. Onlar gerçek bir takım. Büyük anne, torunlar ve kedi sıcak güneşin tadını çıkarıyor. Kayıp bir köpeğin her şeyi mahvedeceğini kim düşünebilirdi? Hav, hav! Köpek havlamasıyla herkese korkuttu. Ama korkmayın. Bereli bir süper casus kurtarmaya geliyor. Aileyi bu tehlikeli hayvandan hızla korudu. Köpeğin hiç kızgın olmadığı ortaya çıktı. Sadece biraz korkmuştu. Korkma, Spike iyi bir çocuk. Teşekkürler oğlum. Artık kedi bile onunla iyi geçiniyor. Mavi pantolonu giydirelim. Eski bir tişörtten daha küçük bir gömlek yapalım. Kollar, ütülenmiş yaka ve buna uygun bir kravat. Mükemmel görünüyor. Suni deriden yapılmış bir emniyet kemeri kelepçeleri ve casus teçhizatını muhafaza ediyor. Her zaman elinin altında. Ceketi bulalım. İşte burada. Gerçek bir casus kıyafeti. Siyah gözlükler her zaman havalı görünür. Ve şapkadaki türbinler onun farklı bir yere gitmesine yardımcı olur. Luke harika bir casus. Görünüşe göre bu adam sadece gazete okuyor. Ama hayır. Luke onu gözetliyor. Her şey kontrol altında. Elimizde bu kırık parçalar var. Bu eski hoparlör gizemli görünüyor. Çerçeveyi gümüşe boyayalım. Lego parçaları sabit bir tutacağa dönüşüyor. Burada çok fazla casus cihazı var. Baba çantayla gerçekten ilgileniyor. Neredeyse ihtiyacınız olan her şey bunun içinde. Hiç fena değil. Hadi deneyelim. Beni duyuyor musunuz? Tamam, kuş yuvada. İşte şifre. Tamam. Ebeveynler uzaktayken casus çocuklar biraz atıştırmalı kalmaya karar verdi. Dolaba ulaştıktan sonra bebek yanlışlıkla bir bardağı devirdi. Aa, şimdi başımız belaya girecek. Ups. Aniden dolap açılmaya başladı.
ebeveynlerinin casus üstüne doğru gizli bir geçit mi? Çocuklar çok meraklandı. Bu yüzden içeri girdiler. O da casus cihazlarıyla doluydu. Bu çok ilginç. Özellikle bu çanta. Burada sadece casus eşyaları var. Abur cuburlar nerede? Ebeveynlerin suçluları yakalamak dışında bir şeyler yemesi gerekiyor. Çocuklar çantayı atıştırmalıklarla doldurdu. Acıktım. Geri dönüp dolapta çörek olup olmadığını kontrol edelim. Eşyaları tutabilen teleskopik bir el yapmak için bir pipet ve Lego parçaları kullanalım. Çöreklere ulaşmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. Çocuk odasında çok sayıda oyuncak ve şeker var. Ebeveynlerin çocuklarını gerçekten sevdiğini buradan görebilirsiniz. Anne bebeğini tutuyor. Uyku zamanı geldi Tommy. Hadi yatağa. Bebek uyuyamıyor. Tamam, sana biraz casus hikayesi okuyacağım. Ama Tommy hala uyuyamıyor. Oynamak ister misin? Ama oyuncaklar bile telaşlı bebeği sakinleştiremiyor. Ne istersin? Bebek casus teknolojisini kullanarak biraz tatlı çaldı. Bunu nasıl anlayabilirdi ki? Ah, her şeyi daha iyi saklamamız gerekiyor. Tık tık, teslimat. İki tekerlekli Lego. Tabanlıkların kaymaması için pedleri yapıştıralım. Bütün aile için eğlenceli olacak. Çocuklar yeni oyuncakla oynuyorlar. Hey, dikkatli olun. Evi başımıza yıkmayın. Tatlım bizi bu durumdan kurtaracağım. Aklında ne var? Yaşasın hediyeler. Araba kullanmak zor değil. Size öğreteceğim. Biraz daha pratik yaptılar. Ve her şey harika gitti. Çocuklarımız çok yetenekli. Bu arada tehlikeli bir suçlu çoktan bir kaçış planı yaptı bile. Casus aileden dosyasını çalmaya kararlı. Beni asla yakalayamayacaklar. Aa, çok dikkatsizler. Güvenlik görevlilerinden biri aletini bıraktı. Bu işe yarayacak. Güle güle hapishane duvarları. Artık özgürüm. Şimdi yapması gereken tek şey casus aileyi bulmak ve planını hayata geçirmek. Casusların özel ayakkabıları bile var. Ayakkabı tabanına bir radyo yapıştıralım. Pipetten yapılmış bir anten herhangi bir sinyali kolayca alabilir. Luke bir fincan kahve içmek için bir kafeye koştu. Her zamankinden lütfen. Tabii ki. İşte kahveniz ve kruvasanınız hazır. Merhaba, dinliyorum. En kısa sürede üste mi geleyim? Bir dakika. Normal bir adama benziyordu. Ama sadece bir ayakkabıyla dışarıya çıktı. Sürekli müşteriler yine de sizi şaşırtabilir. Casus ebeveynler boş zamanlarında çocuklarını kafeye götürmeye bayılır. Çocuklar mutlu bir şekilde yemek yiyordu. Aniden anne casus tuhaf bir ses duydu. Bu ses nereden geliyor Luke? Aa, ayakkabımdaki radyodan. Bir şey mi oldu? Luke tehlikeli bir suçlu hapishaneden kaçtı. Ailen tehlikede. Ben hallederim. Luke suçluyu buldu. İşte o. Bir telefon kulübesinin yanında. Merkez, onu buldum. Şimdi tutuklamak üzereyim. Tamam. Suçlu kabinde saklandı. Şimdi hiçbir yere kaçamayacak. Ama Luke kabinin kapısını açtığında orada kimse yoktu. Suçlu ortadan kayboldu. İzini kaybettik. Basılı parçalardan vaka dosyalarını keselim. Bunları telli dosyalarda saklasak daha iyi. Burada her suçlunun bilgisi var. Ama onu nerede aramalıyız Luke? Kaynağımız güvenilir ama yine de kontrol edeceğim. Elimden geldiğince onun hakkındaki her şeyi bulacağım. Baba bir adım öndeydi. Suçlunun dosyasını çoktan getirdi. Muhtemelen bunu arıyor. Bak, onu tanıyor musun? İlk hedefimiz onu yakalamak. Buraya gelmeye cesaret edemez. Emin değilim. Dosyasını saklasak iyi olur. Metal gibi görünmesi için bir kutuyu boyayalım. Düğmeleri ve sapı olan bir panele yapıştıralım. Aynı zamanda bir sensörü bile var. Duvarda bir delik yapalım. Kasayı bir resmin veya posterin arkasına saklamak kolay iş. Bu bizim küçük sarımız olacak.
Anne binanın düzenini inceliyor. Tüm gezinti alanları, girişler ve çıkışlar. Bu resim her zaman aklımı başımdan alıyor. Suçluyu kıskıvrak yakalayacağız. Bu gizli kasayı açmak kolay değil. Retina tarayıcı kasanın içindekileri koruyor. En güvenli yerde saklayacağım. Olamaz. Casus gerçekten de eve girdi. Benim izimi sürmüşler. Suçlu fotoğrafını yok etti. Aptal casuslar. Dosyamı nerede saklıyorlar? Bu resimde bir şeyler var. Biliyordum. Kasa. Maymuncuğu yanıma almak iyi bir fikirdi. Ama alarmın sesiyle amacı kesintiye uğradı. Dakota sesi duyunca hemen geldi. Pekala. Bu alarm kesinlikle yanlış değil. Her yer karman çorman olmuş. Luke, suçlu bıraktığı izleri gizleme zahmetine bile girmemiş. Çerçevenin bir parçasını gözlükten çıkaralım. Plastik bıçağın bir kısmını sabitleyelim. Kahve karıştırıcılarını üç tarafa takalım. Siyah metal işimize yarar. Radar tarayıcı yerinde. Metal dedektörü çalışmaya hazır. Olay yerinden başarısız bir şekilde ve hızlıca kaçmak suçlunun planladığı bir şey değildi. Ama alarm onun çöplüğün yakınındaki bir çitin üzerinde atlamak zorunda bıraktı. Zıplarken maymuncuğu kaybetti. Ama Dakota çoktan kanıtları buldu bile. Suçlumuz bir iz bıraktı. Burayı kontrol etmem gerek. Metal dedektörü bana yardım edecek. Bekle. Nasıl da özlemişim. Elimde bir delil var. Maymuncuğu düşürdü. Bu işimize yarayacak. Lego parçalarından dürbün yapalım. Kolay oldu. Yanlarda iki silindir ve mercek var. Casus lüks. Ekipmanı sizi asla yarı yolda bırakmaz. Çocuklar yeni bir oyuncak aldı. Baba onlara casus dürbününü verdi. Şehri biz de kurtarabilir miyiz acaba? Aniden çocuklar bazı tuhaf gölgeler fark ettiler. Yakınlaştıralım. Ah! Bir suçlu evin yakınında. Annemize ve babamıza yardım edelim. Çocuklar ebeveynlerinin onlara öğrettiği her şeyi hatırladılar. İpten bir kemer çıkarıp suçlunun ayağına fırlattılar. Sadece bir adım. Ve bileklerinin etrafındaki halka hızlıca gerildi. Aptal çocuklar. Ah! Ebeveynler gürültüyü duydu ve hemen olay yerine vardılar. Vay canına! Sen kendini efsanevi bir suçlu mu diyorsun? Çocuklarımız seni kıskıvrak yakaladı. İyi iş! Casus aile şehri yeniden kurtardı.